Evet sayın seyirciler, yarış başlamak üzere. Birinci sırada Arda Aydın, ikinci sırada Alper Akbilgi ve üçüncü sırada ise Taner Selvi yer alıyor. Şu an için araçlar hazır bir şekilde bekliyorlar. Yalnız Serkan Kaplan geride, bizden daha geride. Biz araçları kaldırmayacağımız için, yayın aracı olduğumuz için ümit ediyoruz bize çarpmaz. Ben ve Bartu Unduroğlu'nun aracına biz yayın araçları olarak yarış başlar başlamaz. Evet, Mehmet Erdem organizatörümüz direkt start olduğunu belirtiyor. Formasyon olmadığını söylüyor. Evet, formasyon turu atılmayacak. Direkt olarak start atacaklar. Gerçekten çılgın bir başlangıç olacak sayın seyirciler. Çılgın bir başlangıç olacak. Artık evet, pilotlar son kez birbirlerine bol şans diyorlar. Ben ve Bartu Unduroğlu hazır ve nazır bir şekilde bekliyoruz. Ve bakalım neler olacak. Sıralama burada sayın seyirciler. Arda Aydın, Alper Akbilgi, Taner Selvi, Efecan, Mehmet Erdem, Engin Berkan, Adnan Eren, Ozan Kaya, Emin Babaoğlu, Mehmet Uğur ve Serkan Kaplan. Serkan Kaplan derece yapmadı sayın seyirciler. Kendine çok güveniyor Serkan Kaplan. Biraz heyecan olmasını istiyor sanırsam. Yarıştan önce de bunu belirtmişti. Derece yapmayacağını söylemişti. Serkan Kaplan bu yarışta bol bol overtake yapacakmış gibi gözüküyor. Evet. Yan sunucu arkadaşım Bartu da şaşırdı bu duruma. O da beni onaylıyor. Bakalım Serkan'ı da görelim. Yarışın başlamasını bekliyoruz an itibariyle. Evet, ışıklar yanmaya başladı sayın seyirciler. Start! Start ve yarış başladı sayın seyirciler. Yarış başladı. Arda Aydın güzel bir kalkış yaptı. Güzel bir kalkış yaptı. İlk dönüşe giriyorlar. Arda Aydın birinciliğini koruyor. Şimdi isterseniz Alper Akbilgin'in aracına hemen konuk olalım. Taner Selvi'nin geldiğini görüyorum. Efecan ise peşinden gidiyor. Bu esnada ben aracımı pite çekiyorum izninizle. Tekrardan. Evet, Serkan Kaplan'ın aracına konuk olalım. Çünkü Serkan Kaplan an itibariyle Mehmet Erdem'e, evet, bir spin geldi ve Serkan Kaplan bir anda kendisini 9. sırada buldu. Bu esnada Emin Babaoğlu'yla Engin Berkan'ın çetin bir mücadelesi var, ancak an itibariyle Engin Berkan, evet, Serkan Kaplan Emin Babaoğlu'nu da geçmeyi başardı ve Engin Berkan'ın arkasından devam ediyor. Serkan Kaplan adeta uçuyor. Bu esnada Alper Akbilgi'nin geçtiğini görüyorum. Evet, Arda Aydın'ın yine kaydığına şahit olduk. Taner Selvi ikinci sırada. Taner Selvi'ye konuk olalım şimdi de. Evet, Arda Aydın'a yine ne oldu acaba, çok merak ediyoruz. Şeyin başında ve evet, Efecan bir atak yapıyor bu esnada. Ama Taner Selvi hata başarılı olmadı. Buna geçtik. Bu esnada Serkan Kaplan'ın Mehmet Erdem'i de geçtiğini gördük. Serkan uçuyor sayın seyirciler. Serkan uçuyor ve şu an 5. sırada. Alper Akbilgi'nin ise 1. sırada olduğunu görüyoruz. Emin Babaoğlu bu esnada dışarı çıktı. Arkadaşım beni bilgilendiriyor. Evet, ön tarafta kıyasıya bir çekişme yaşanıyor. Bu kamera açısını bozmayalım, çünkü bu kamera açısı bize müthiş bir çekişme gösterecek. Taner Servi ile Arda Aydın aynı anda dönüşe girdiler. İnanılmaz bir mücadele yaşanıyor sayın seyirciler şu anda. Serkan Kaplan düzlükte Efecan'ın peşinde. Ve Efecan'ı geçiyor şu anda Serkan Kaplan. Önünde Taner Servi ile
Arda Aydın çetin bir mücadele veriyorlar. Serkan Kaplan da hemen arkalarında onlara. Devlet! Devlet bir Serkan Kaplan'a vurdu ve Serkan Kaplan Arda Aydın'a çarptı. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım neler oluyor? Kimin vurduğunu tam olarak bilmiyoruz ama Serkan Kaplan'ın aracı hasar aldı. Serkan Kaplan'ın aracı hasar aldı. Ve o da Arda Aydın'la çarpmış. Evet, Serkan Kaplan'dan itibariyle arka kanadı kırılmış durumda sayın seyirciler. Evet, cidden çok talihsiz bir an Serkan Kaplan için. Cidden çok talihsiz bir an Serkan Kaplan için. Yani böyle ufak tefek böyle kazaların olmasını aslında bekliyorduk. Çünkü araçlar ciddi anlamda kullanılmaları zor. Fakat yarışın ilk anlarında gösterdiği müthiş performanstan sonra bu kazanın olması gerçekten, evet gerçekten Serkan Kaplan adına çok talihsiz. Şimdi isterseniz Alper Akbilgin'in aracına biraz konuk olalım. Yarış liderinin aracına. Evet. Alper Akbilgi an itibariyle açık ara önde sayın seyirciler. Açık ara önde bir sürüş sergiliyor. Esnada Emin Babaoğlu'nun pite girdiğini gördük. Emin Babaoğlu aracındaki hasardan dolayı pite girdi. Bir sonraki tur Serkan Kaplan'ın da pite girmesini bekliyoruz. Evet, Serkan Kaplan da pite girdi şu anda. Bu esnada Emin Babaoğlu lak yüzünden kaza yaptığını belirtiyor. İsterseniz 3. ve 2. aracın yani Mehmet Erdem'in aracına konuk olalım. Çünkü aralarında çok büyük bir fark yok. Bakalım Mehmet Erdem Taner Selvi'yi yakalayabilecek mi ve geçebilecek mi? Evet, Mehmet Erdem yaklaşıyor. Bakalım, evet, Mehmet Erdem Taner Selvi'ye atak yapıyor. Mehmet Erdem Taner Selvi'ye atak yapıyor ve Mehmet Erdem Taner Selvi'yi geçiyor sayın seyirciler. Mehmet Erdem Taner Selvi'yi geçiyor. Ama Taner Selvi içeriden bir müdahale yaptı ve Mehmet Erdem dışarı çıkmak zorunda kaldı. Taner Selvi konumunu korudu ve Mehmet Erdem aldığı sırayı kaybetti. Taner Selvi konumunu korudu. Taner Selvi ikinciliği Mehmet Erdem'e bırakmıyor sayın seyirciler. Fakat Mehmet Erdem ısrarla ataklarını sürdürüyor. Bakalım bir sonraki fırsatta tekrardan Taner Selvi'ye müdahalede bulunacak mı? Açıkçası her an bir açığını kovalıyor gibi gözüküyor an itibariyle. Ve evet, şu anda Mehmet Erdem bir kez daha atak yapıyor ama bir kez daha dışarıdan aldı. Evet, evet, Taner Selvi kaydı. Bu çıkışta eğer Mehmet Erdem hızlı bir çıkış yaparsa Taner Selvi geride bırakabilir mi? Taner Selvi'yi geride bırakabilir mi dedik. Evet, geride bıraktı. Bakalım dönüşe. Dönüşe de Mehmet Erdem önde girebilecek mi? Evet, dışarıdan girdi. Dışarıdan girdi. Hep birlikte izliyoruz. Kıyasıya bir mücadele sayın seyirciler. Kıyasıya bir mücadele. Ve Mehmet Erdem bu mücadeleden galip ayrılıyor. Ve Mehmet Erdem bu mücadeleden galip ayrılıyor. Taner Selvi hemen arkasında. İki aracı izliyoruz. Mehmet Erdem ikinci sıraya yükselmeyi başarıyor. Şimdi Taner Selvi'nin aracına konuk olalım. Çünkü sırayı vermemek için elinden geleni yaptı. Açıkçası Mehmet Erdem'in en ufak bir hatasında bu sırayı alacağına hemen hemen eminim. O da atak yapacaktır. Evet, dışarı çıktı. Taner Selvi dışarı çıktı. Taner Selvi aracının kontrolünü kaybetti ve dışarı çıktı.
Engin Berkan'a geçeri sayı seyirciler. Taner Selvi Mehmet Erdem'i kovalarken aracının kontrolünü kaybetti ve dışarı çıktı ve Engin Berkan'a geçildi. Engin Berkan ise müthiş bir hızla şu anda Mehmet Erdem'e doğru gidiyor. Alperak Bilgin'in liderliği bayağı kesin gibi gözüküyor. Bu esnada Serkan Kaplan'a bakıyorum. An itibariyle 7. sırada yer alıyor sayın seyirciler. Turlara bakacak olursak, tur ekranını açmak istiyorum size. Çünkü pite girenler oldu, kaza yapanlar oldu. Kimin ne kadar geride olduğunu buradan... çok rahat bir şekilde görebiliriz. Evet, burada turlar sayın seyirciler. Evet, Serkan Kaplan'ın biraz geride olduğunu görüyoruz ama çok büyük derecede de bir geriye düşme durumu söz konusu değil. Bu sebeple yetişebileceğini düşünüyoruz. Bakalım. DTM Türkiye Şampiyonası'nın son yarışındaki Silverstone yarışını kazanan Serkan Kaplan neler yapacak? Bu esnada Taner Selvi'nin az önce geçirdiği Engin Berkan'a biraz yaklaştığını görüyorum. Açıkçası çok sert bir sürüş yapıyor. Hatta dışarılara da taştı oluyor. Taner Selvi ısrarla Engin Berkan'ı yakalamaya çalışıyor. Tabii ki de yakaladıktan sonra gözünü Mehmet Erdem'e dikecektir. Bu esnada 3. ile 4.'nün arasında çok büyük bir fark olmadığını gördüm. Evet, pardon, evet. Engin Berkan'la Taner Selvi haritadan takip ettiğim için kusura bakmayın. Bu esnada 5. aracında, yani Efe Can'ın da çok yakın olduğunu gördüm. İsterseniz onun aracına konuk olalım. O da biraz arkadan takip ediyor. Biraz dışarıdan bakalım Efe Can'ın aracına. Bakalım neler olacak. Merhaba sayın seyirciler, bir reklam arasının ardından tekrardan yayınımıza devam ediyoruz. Efe Can'ın aracına konuk olmuştuk. Bu esnada Taner Selvi'nin de Engin Berkan'ı kovaladığını görüyorduk. Pistte şu an için birbirine yakın başka pilot var mı diye bakıyorum ancak... Evet, tekrardan Engin Berkan'ın aracına biraz konuk olalım çünkü onun yakalama olasılığının... Özür diliyorum, Taner Selvi'nin aracına konuk olalım çünkü onunla artık onun Engin Berkan'ı yakalama olasılığının pek kalmadığını görüyorum. Fakat Taner Selvi'nin onu geçme olasılığı var gibi gözüküyor ve evet, bir atak geliyor Taner Selvi'den. Taner Selvi'den bir atak geliyor ama evet, kapattı. An itibariyle Efe Can 4. Engin Berkan 3. Taner Selvi ise 5. sırada sayın seyirciler. TürkF1.com Kanada Super Prix'inde heyecan bütün hızıyla devam ediyor. Bu esnada Serkan Kaplan'ın 6. sıraya yükseldiğini görüyorum. Bir tur geriden geliyor kendisi. Şimdi isterseniz bir diğer araçlara da konuk olalım. Biraz onların sürüşünü de size izletelim. An itibariyle Özkan Kaya'nın aracına konuk olmuş durumdayız. Kendisi 10. sırada yarışı devam ettiriyor.
Bu esnada Efecan ile Engin Berkan'ın hala birbirlerine çok yakın olduğunu görüyorum. İsterseniz tekrardan onlara konuk olalım. Bakalım neler yapacaklar. Evet, Engin Berkan biraz sert girdi ve evet, bir atak mı? Hayır. Kaza olmaması adına Efecan güzel bir... Ve evet, şu anda Efecan geçti. Efecan geçti ve üçüncülüğü alıyor Engin Berkan'dan. Efecan üçüncülüğü Engin Berkan'dan alıyor sayın seyirciler. Önlerindeki araç tur bindirilen bir araç. Pardon, özür diliyorum, bir karışıklık oldu sistemlerde. Efecan sanırsam tur bindirdi. Ya da benim sistemlerim yanlış gösterdi. Kusura bakmayın çünkü Taner Selvi'ye geçti. Özür dilerim, Taner Selvi'ye geçti. Yanlış söyledim. Engin Berkan pite girdi. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Az önceki atağı Efecan Taner Selvi'ye yaptı. Da Serkan Kaplan'ın dördüncülüğe kadar yükseldiğini de gördüm. Evet, Serkan Kaplan bu yarışı bırakma medallarıyla uçağırcasına dördüncü ve müthiş bir hızla geliyor. İsterseniz onun aracına konuk olalım şimdi biraz. Yarışın başında sıralama turlarına çıkmamıştı Serkan Kaplan. Biraz aksiyon olsun istemişti. Sonrasında yaptığı bir kaza sonucunda gerilere düştü. Pit stop yapmak zorunda kaldı ve şimdi tekrardan ilerliyor. Teker teker rakiplerini geride bırakıyor. An itibariyle de şu an pistteki en iyi tur zamanına 1.19.786 ile Serkan Kaplan sahip. Bunu da belirtelim. Ve kendisi 4. sıraya kadar tekrardan yükseldi. Önündeki araç 8 numaralı araç, tur bindirdi. Ve büyük bir hızla 3. sıradaki Efecan'a doğru yaklaşıyor. Eğer bu tempoda devam ederse bir sonraki turun başlarına doğru yakalayabileceğini tahmin ediyoruz. Tabii bir hata yapmazsa eğer. Bakalım usta pilot Serkan Kaplan neler yapacak? Sıralama turlarına çıkmamasının bedelini biraz ağır ödedi. Şimdi önünde iki araç var. Bunlara tur bindirecek. Bu esnada yarışın başında kaçırdık. Çünkü orta sıralarda müthiş bir heyecan vardı. Arda Aydın'ın kaydığını, Alper Akbilgin'in birinci sıraya geçtiğini gördük. Sonrasında bir atak yaptı ve Mehmet Erdem ikinci sıraya aldı. Evet, ve şimdi Serkan Kaplan tur bindireceği araçlara yaklaşmış durumda. 11. sıradaki Emin Babaoğlu'na tur bindirecek. Thank you.
esnada 6. sırayla 5. sıra arasında da bir çekişme olduğunu görüyorum Engin Berkan'la Taner Selvi arasında. Bakalım onlar ne yapacak? Evet, Serkan Kaplan Efecan'ı yakaladı. Serkan Kaplan Efecan'ı yakaladı. Size söylemiştik, bir sonraki turun ortalarında yakalar demiştik. Biraz sonlarına doğru yakalar gibi oldu. Ve Serkan Kaplan, evet, bu hata boş, biraz riskliydi. Fren yapmak durumunda kaldı ama sanırsam Efecan'ın, Serkan Kaplan'ın hoşluğundan pek kurtulabilme şansı yok gibi gözüküyor. Çünkü ciddi anlamda inanmış bir şekilde ilerliyor Serkan Kaplan. Bakalım start finish düzlüğünün sonunda bir atak yapacak mı? Hep birlikte görelim. Evet, bir temas yaşandı. Evet, bir temas yaşandı. Serkan Kaplan ve Efecan Özda bir temas yaşandı. Ve ikili tekrar da piste dönüyor. Efecan konumunu korudu. İkili tekrar da piste dönüyor. Herhangi bir sıra değişikliği olmadı. İkili tekrardan piste dönüyor. Evet, heyecan devam ediyor. Türkiye1.com Kanada Super Prix'sinde heyecan devam ediyor. Ve an itibariyle Serkan Kaplan Efecan'ı geride bıraktı. Tabii Efecan'ın aracına bir hasar mı oldu? Evet, Serkan Kaplan'ın aracında da aslında bir hasar varmış gibi gözüküyor. Çünkü dönüşlerinde problem yaşıyor gibi. Bir tahmin olarak yürütüyorum. Hem Efecan hem Serkan Kaplan pite girmek durumunda kalabilirler. Bu esnada Efecan'ın bayağı gerilerde kaldığını görüyorum. Serkan Kaplan turuna devam ediyor. Bakalım pite girecek mi sayın seyirciler? Evet, Serkan Kaplan pite girmedi. Serkan Kaplan pite girmedi ve devam ediyor. Aracında hasar yok gibi gözüküyor. Ya da hasar var, belki de Serkan devam ediyor. Bu esnada 6. ve 5. numaradaki araçların birbirlerine çok yakın olduklarını görüyorum. Serkan Kaplan ise Mehmet Erdem'in arasında bir fark var. İsterseniz şimdi 5. ve 6. sıradaki araçlara, yani Taner Selvi ile Engin Berkan'a tekrardan konuk olalım. Evet, 6. sıradaki kişi Taner Selvi, onun aracına gidelim, daha rahat görürüz. Evet, Taner Selvi ile Engin Berkan'ın mücadelesini izliyoruz sayın seyirciler. Evet, Engin Berkan şu an bir atak yapıyor. Geçebilecek mi dedik ama hayır, bir kaza olmasını engellemek için profesyonel bir hamleyle bir frenleme yaptı. Ancak Taner Selvi Engin Berkan'a atak yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu esnada yarışın yarısını geride bırakıp evet bir lag oldu, pardon, bir kaza olduğunu zannettim ancak bir lag oldu o esnada. Herhangi bir problem yok. Bir an dışarı çıkar gibi gösterdi ekranım. Taner Selvi Engin Berkan'ı kovalamaya devam ediyor. Bu esnada evet, Mehmet Uğur'un bir pitten geçme cezası aldığını gördük. Şimdi bakalım bir atak gelecek mi? Dış kameradan bakalım. Hayır. Bir atak yapabilecek konumda değil Taner Selvi.
Bu esnada tabii ben yarışı anlatırken ve araçları takip ederken yardımcı sunucum, yardımcım Bartu Unduroğlu da pistte nerede bir heyecan varsa bana bulmakla meşgul. Ona da yayın esnasında bir teşekkür edeyim. Bu arada bir tur bindirme geldi. Taner Selvi ise Engin Berkan'ı kovalamaya devam ediyor. Bu esnada Serkan Kaplan'ın Mehmet Erdem'e her an daha çok yaklaştığını görüyorum. İsterseniz şimdi biraz Arda Aydın'ın aracına konuk olalım. Arda Aydın yine müthiş bir derece yapmıştı ancak talihsiz bir spin sonucu yine gerilere düştü. Son yapılan DTF şampiyonasında da bu durum yaşandı. Gerçekten çok yetenekli bir pilot ama büyük bir hızla atak yapmaya devam ediyor. Ve Taner Selvi dışarı çıktı. Taner Selvi bir hata yaptı. Pardon, özür diliyorum. Mehmet Uğur bir hata yaptı ve Arda Aydın şu anda 7. sıraya yükseldi sayın seyirciler. 7. sıraya yükseldi. Evet. Önündeki aracın dışarı çıkması sonucu Arda Aydın 7. sıraya yükseldi. Bu esnada Mehmet Erdem'in bir tur bindirme yaptığını görüyorum. Tabii bu ona hız kaybettiriyordur. Serkan Kaplan ise yaklaşıyor ancak Mehmet Erdem 8. sıradaki Tanersel 8. sıradaki ve 9. sıradaki pilotlara tur bindirmeyi başardı. Şimdi aynı tur bindirmeleri Serkan Kaplan'ın yapması lazım. Bu esnada Alper Akbilgin'in enteresan bir şekilde Serkan Kaplan'a neredeyse tur bindirmek üzere olduğunu gördük. Gerçekten Alper Akbilgi bu yarışta ona çok fazla konuk olamadık ama ciddi anlamda kendi kendine yarışıyor desek yeridir. Biraz onun araç içi kamerasına konuk olalım. Bu esnada pitte olan pilotlar, evet pitte olan pilotlar biziz, kusura bakmayın. İki yayın aracıyla pitteyiz. Serkan Kaplan bayağı bir yaklaşmış durumda. Mehmet Erdem'e yani hala arada bir mesafe var ama aradaki mesafeyi kapattığı gibi duruyor. Fakat Mehmet Erdem de biraz tempoyu arttırdı. Şu an itibariyle Mehmet Erdem. Evet, Serkan Kaplan pite girdi. Serkan Kaplan pite girdi sayın seyirciler. Bakalım konumunu kaybedecek mi Serkan Kaplan? Pit stopunu yaptı ve çıkıyor. 4 numaralı araç. Efecan geliyor. 4 numaralı araç. Bakalım Efecan geçmeyi başarabilecek mi Serkan Kaplan'ı? Zannetmiyorum çünkü Serkan Kaplan öndeydi. Evet, Serkan Kaplan pitten çıktı ve evet. Efecan'ın hızı Serkan'ı geçmeye yetmiyor. Ama tabii aralarındaki fark kapandı. Eğer Efecan iyi bir sürüş çıkartırsa belki Serkan Kaplan'ı tekrardan yakalayabilir. Bu esnada Adnan Eren'in pitte olduğunu görüyorum.
Ayrıca bir bilgi geçeyim. Alperak Bilgi eğer biraz daha böyle devam ederse ikinciye yani Mehmet Erdem'e de tur bindirecek sayın seyirciler. Hani cidden Alper'cim inandın mı ne yaptın bilmiyorum ama helal olsun. Takdir ediyoruz seni. Bu esnada Taner Selvi ve Engin Berkan'ın hala mücadele içinde olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Uzunca bir süredir mücadele içindeler, birbirlerini geçemediler. Serkan Kaplan'ın biraz arayı açtığını gördüm Efe Can'la. Pit stop sonrası oluşan durumdan dolayı biraz arayı açtığını gördüm. İsterseniz şimdi dokuz ve onuncu sıralardaki araçlara konuk olalım. Emin Babaoğlu'nun aracına konuk olalım. Evet bir kaza. Tam olarak konuk olduğumuz anda bir kaza meydana geldi sayın seyirciler. Mehmet Uğur, Emin Babaoğlu. Evet, ciddi anlamda bir kaza oldu. Ve evet son anda pite dönmeyi başardılar. Yoksa ciddi anlamda bir kafa kafaya çarpışma yaşanacaktı. Çok enteresan şeyler oldu Mehmet Uğur'la Emin Babaoğlu arasında. Ters dönme durumu oldu adeta. Ozan Kaya'ya konuk olalım. Alper Akbilgi Ozan Kaya'ya da tur bildirmiş durumda. Efecan ise galiba Serkan... Efecan'ı Engin Berkan'ı geride bıraktı galiba. Bir kontrol edelim. Evet bir spin geldi. Engin Berkan spin attı. Start finish düzlüğünün hemen sonunda spin attı. Orada bir aracın daha dışarı çıktığını gördüm. Kim olduğunu görmeye çalışıyorum. Evet Taner Selvi'nin çok yavaş gittiğini görüyorum. Bir problem mi var acaba? Evet. Taner Selvi'yi geride bıraktı Engin Berkan. Bir temas mı yaşandı yoksa temas yaşandığını da açıkçası görmedim ama evet. Türkiye1.com Kanada Süper Prix'i heyecanlı ve evet. Engin Berkan bir kez daha spin atıyor. Evet araçlar biraz kontrol dışına çıkmış durumdalar şu anda. Aldıkları hasarlardan dolayı tekrardan pite dönmek zorunda kalıyorlar. Biz de bu esnada Arda Aydın'a konuk olalım. Nereye baksak bir kaza olmaya başladı. Pilotların biraz dikkat etmesi gerekiyor. Gerçi bu konuda pilotlara kesinlikle hak veriyorum. Çünkü sayın seyirciler bu araçlar gerçekten kullanması inanılmaz zor. Yani Assetto Corsa oyununda yapılmış olan Formula 1 modlarının araçların içerisinde bu araçlardan daha zorunu bulamazsınız. Ciddi anlamda bulamazsınız. Bu yüzden hani bırakın kaza vesaire bu durumları, pistte bir tur atmaları bile aslında bir mucize. Ben de bizzat test ettim. Pek çok testler gerçekleştirildi. Bütün bu pilotlar bu yarışa hazırlanabilmek için en az 20-30 tur attılar. Yani bu araçlara hakim olmak cidden zor. Çünkü araç gerçeğine çok yakın bir şekilde yapılmış durumda. Virtual simülasyon aracının, biz de modifiye ettik bu aracı. Bir araç olması istendi Sim Racers TR tarafından ama sanırsam biraz fazla zorlu araç oldu. Ama eğlenceli de bir yarış oluyor. Bu esnada pistler yerinde Türkiye1.com ve Sim Racers TR tabelalarıyla dolu olduğunu görebilirsiniz. Kanada'yı ele geçirdik sayın seyirciler. Koyun dedik, tabelaları koydular. Evet, Türkiye1.com'un gücü artık bu da, ne diyelim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir süre sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler.
Tekrardan merhaba sayın seyirciler. Kısa bir aranın ardından tekrardan sizinleyiz. Bu esnada Arda Aydın pite girdi ve devam ediyor. Baktığım zaman evet, enteresan bir şekilde Alper Akbilgin'in, evet, Serkan Kaplan'ın Mehmet Erdem'i geçtiğini görüyorum. Bunu kaçırdık. Şu an itibariyle tabii Serkan Kaplan şu anda Alper Akbilgin'den çok geride. Evet, Serkan Kaplan spin attı. Serkan Kaplan spin attı. Arkadaşım beni uyardı. Serkan Kaplan spin attı ve şimdi tekrardan aracını toparladı. Tabii şu an itibariyle Alper Akbilgin'in çok gerisinde ama daha yarışın yarısındayız. Çılgın pilotumuz Serkan. Bakalım Alper Akbilgi'yi yakalayabilecek mi, yoksa Alper Akbilgi yarışın daha ilk turlarında elde ettiği birinciliğini korumayı başarıp yarışın galibi mi olacak? Bu esnada dışarı çıkan başka pilotların olduğuna dair de arkadaşım beni uyarıyor. Şimdi isterseniz bir müddet Serkan Kaplan'ın aracına konuk olalım. Onun sürüşünü izleyelim. Evet, Serkan Kaplan'ın pite girdiğini gördük. Bu esnada Mehmet Erdem de pite girdi. Eğer girmeseydi bir geçiş söz konusu olabilirdi. Mehmet Erdem'in hala pitte olduğunu görüyoruz. Bu arada bizim araçlarımız, yayın araçlarımız garibim pitteler, sabit duruyorlar. Biz yayın aracıyız, pitteyiz, çıkmıyoruz. Bu esnada biraz pist derecelerinden bahsedeyim size sayın seyirciler. Evet, Arda Aydın'ın, biliyorsunuz ki sıralama turlarında en iyi derece kendisindeydi. Ancak şu anda pistteki en iyi derece 1.19.639 ile Serkan Kaplan'a ait sayın seyirciler. Onun hemen ardından ise 1.20.097 ile Arda Aydın takip ediyor. Onun ise hemen ardında yarışın şu an için açık ara birincisi Alper Akbilgin'in en iyi tuz zamanına sahip olduğunu görüyorum. Şimdi isterseniz Alper Akbilgin'in aracına biraz konuk olalım. Ve uzak kameradan yarışın birincisini biraz izleyelim. Evet Alper'cim, güzel gidiyorsun. Tebrik ederim. Thank you.
Evet, bu esnada Mehmet Erdem'le Arda Aydın'ın birbirine çok yakın olduğunu gördüm. Evet, şu anda Arda Aydın, evet şu anda Arda Aydın Mehmet Erdem'i geride bıraktı sayın seyirciler. Kamerayı oraya çevirdiğim anda geride bıraktı. İsterseniz dış kameraya geçelim. Bakalım Mehmet Erdem buna karşılık verebilecek mi dedik ama sanırsam veremeyecek ve şu an Arda Aydın Mehmet Erdem'i geçti sayın seyirciler. Kamerayı çevirdiğim anda bir aksiyon yaşandı. Şimdi Mehmet Erdem'in aracına konuk olalım. Bakalım Mehmet Erdem bir atak yapalım. Arda Aydın'dan pozisyonunu geri alabilecek mi? Arda Aydın arayı açıyor sayın seyirciler. Öyle gözüküyor ki Arda Aydın Efecan'a doğru bir hücum halinde. Şu an için Efecan biraz uzakta. Bu esnada Serkan Kaplan'ın yarış lideri Alper Akbilgi'ye bayağı bir yaklaştığını gördüm. Şimdi istiyorsanız biraz tekrardan Alper Akbilgi'nin aracına dışarıdan konuk olalım. Bakalım Serkan Kaplan yarışına çıkar lideri Alper Akbilgi'yi yakalayabilecek mi? Tabi yakalaması bir şey, geçmesi başka şey. Alper de iyi bir pilottur. Serkan da öyle. Ciddi anlamda burada bir mücadele olacak. Tur bindirilen araçlar da söz konusu. Bu esnada grafiklerimden kontrol ettiğim kadarıyla sanırsam Serkan Kaplan'ın Alper Akbilgi yakalaması aslında bir şey ifade etmiyor sayın seyirciler. Çünkü Alper Akbilgi, Serkan Kaplan da dahil olmak üzere herkese tur bindirmiş durumda. Öyle ki Serkan Kaplan'ın birinciliği alabilmesi için önce Alper Akbilgi geçmesi, sonra turu dönüp tekrardan gelip geçmesi gerekiyor. Alper Akbilgi gerçekten yarışın başından beri stabil bir sürüş sergiliyor. Ve bu stabil sürüşü sayesinde şu an için açık ara birinciliğini koruyor sayın seyirciler. Bu esnada piste baktığımda an itibariyle Adnan Eren ve Emin Babaoğlu'nun yarıştan çekildiğini görüyorum.
Şu an itibariyle yarışta 9 pilot kaldı sayın seyirciler. O esnada evet, eğer yarışı ilk defa izliyorsanız size birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu yarışı gerçekleştiren pilotlar pistlere tabelalarını gördüğünüz gibi simracestr.net adlı web sitesinin pilotları, kendileri Türkiye'nin en önde gelen sim pilotları desek herhalde çok iddialı konuşmuş olmayız. Türkiye1.com www.türkiye1.com sponsorluğundan gerçekleştiriliyor bu yarışlar. Sim Races TR çok çeşitli oyunlarda, başta Assetto Corsa olmak üzere, çok güzel organizasyonları imza atıyorlar. Şu an için ciddi anlamda bu organizasyonları Türkiye'de gerçekleştiren hemen hemen tek grup diyebiliriz yani. Diğer ligler de yapılıyor ama gerçekten kurallar kaidesinde, kurallar neticesinde bu yarışları gerçekleştiriyorlar. Türkiye1.com hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Bizim çalıştığımız site, ben ve yayıncı arkadaşım Bart Unduroğlu'nun gerek Formula 1 haberleri olsun, gerek MotoGP, gerek otomobil haberleri, gerekse diğer serilerden en güncel haberleri bulabileceğiniz Türkiye'nin en güncel motorsporları web sitesidir Türkiye1.com. Zaten Kanada pistini kapattık, görüyorsunuz. Her yerde bizim reklamlar. Ziyaret etmeyi unutmayınız diyorum. Hem simracestr.tr'yi hem de Türkiye1.com'u. Esnada Serkan Kaplan'ın Alper Akbilgi ile arasındaki farkın iyice kapandığını görüyorum. Aynı zamanda evet, Arda Aydın'la Efe Can'ın arasında mücadele var. İstiyorsanız şimdi biraz oraya konuk olalım. Bakalım Arda Aydın Efe Can'ı geçmeyi başarabilecek mi? Şu an itibariyle Efe Can'a bir atak yapıyor. Dış kameraya geçelim. Bakalım geçebilecek mi? Ve evet, Arda Aydın geçiyor mu? Biraz dışarıda ama zorluyor. Dışarıda Efe Can içeride kapatmaya çalışıyor. Arda Aydın biraz dışarı çıktı. Hayır! Hayır! Efe Can piste doğru konumu tutması sayesinde Arda Aydın'a geçit vermiyor. Evet, Efecan pist dışına çıktı. Efecan pist dışına çıktı. Frenleme yapamadı. Ve Arda Aydın an itibariyle 3. sırada sayın seyirciler.
temas yaşanıyordu az daha. Tur bindirmeler esnasında Alper Akbilgi tarafından. Alper Akbilgi son anda engelledi bu teması. Şu şekilde kendisini gösterelim Alper Akbilgi'yi. An itibariyle yarışımızın açık ara lideri kendisi. Bu esnada Serkan Kaplan Alper Akbilgi'yi yakalayıp geçmiş. Tabi bir tur geride olduğu için bu esnada bir tur bindirme daha geldi. Yarış bitene kadar yakalaması pek mümkün olmuyor. Sanırsam Serkan Kaplan'ın ikinciliğe razı olması gerekiyor. Alper Akbilgi eğer bir hata yapmazsa bu yarışı kazanacak olan pilot gibi gözüküyor sayın seyirciler. Arda Aydın ise birinci başladığı yarışta büyük sıkıntılar çekmesine rağmen üçüncülüğe yükseldi. Arada çok büyük çekişmeler yaşandı. Bakıyorum şu an itibariyle Efecan ile Arda Aydın'ın birbirine yakın olduğunu görüyorum. İstiyorsanız tekrardan bir oraya konuk olalım. Evet, Efecan yakın dedim ama konuk olduğum anda bir dışarı çıkma oldu ve evet. Araçların arasındaki fark tekrardan açıldı. Yani bir yandan haritadan kontrol ediyorum. Birbirine yakın olduğunu gördüğüm pilotlara hemen geçiş yapmaya çalışıyorum. Ancak biz geçtiğimiz anda dışarı çıktım. Bu esnada araçların ufak ufak yakıt uyarıları verdiğini görüyorum. Yardımcım Bartu beni uyarıyor. Serkan Kaplan'da da bir yakıt uyarısı çıktı. Ama herhalde yarışı bitirebilecek kadar yakıtı kaldığını düşünüyorum. Çünkü Serkan bu tarz şeyleri hesaplayan bir pilot. Yolun aracına gidelim. Evet, Mehmet Erdem'in aracında evet. Pilotlar için artık araçlarındaki son yakıtları harcıyorlar. Tabii yeterince yakıtlar olduklarını düşünüyorum. Bir problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. Evet, pite girdiğini gördük Mehmet Uğur'un. Çok geç bir pit aslında. 44. turda pite girdi Mehmet Uğur. Evet, sanırsam yok, yarıştan çekilmedi. Hayır, pitini yaptı ve devam ediyor. Güzel bir davranış Mehmet Uğur kardeşimizden. Esnada şurası sizi yanıltmasın. Şu an itibariyle Alper Akbilgi 43. turunda 43. turuna girdi. Burada bir fazla gösteriyor galiba. Bakıyorum pistte birbirine yakın olan pilotlar mevcut ancak ya tur bindirmeler ya da aralarında fark olan pilotlar. Bir tek Efecan ile Arda Aydın'ın arasında bir yakınlık olduğunu görüyorum ama şu an için Efecan'ın Arda Aydın'a bir tehdit oluşturacak kadar yakın durumda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tekrardan biraz Mehmet Erdem'in arasına konuk olalım. Thank you.
Evet. Alper Akbilgi yarışı kazanıyor sayın seyirciler. İkinci olan Serkan Kaplan'ın aracına konuk olalım. O da Mehmet Uğur'a tur bindiriyor şu anda. Alper Akbilgi'yi tebrik ediyoruz. Serkan Kaplan'ı da tebrik etmek lazım çünkü bir çılgınlık yaparak sıralama turlarına katılmadı. Biraz heyecan oluşturmak istedi yarıştan önce. Ona söylediğine inanmamıştım ama Serkan bu yapar dedik. Yaptı da. Kazalar oldu. Biraz dışarı çıktı şimdi. Belirsiz pistler oldu. Ancak Serkan yine de yarışı ikinci bitirmeyi tamamlıyor. Başarıyor. Evet, Serkan Kaplan ikinci olarak bitiriyor. Hemen Arda Aydın'a geçelim. Artık yarışın sonlarındayız. Teker teker bitiren pilotlarla devam edeceğiz. Güzel bir yarış oldu, keyifli bir yarış oldu, bol aksiyonlu bir yarış oldu. Açıkçası iki kişi olmamıza rağmen yarışı takip eden nereye bakacağımızı şaşırdık. Ben bu yarışı izleyen bütün izleyicilerimize, kendim ve yardımcım Bahtun Duroğlu adına teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Malum. Doğru ve evet. Yarış sonlandırıldı sayın.